Herkese tekrardan merhabalar. Bugün mutfağımda sizler için soğuk baklava hazırladım. Öncelikle yapım aşamasına geçelim. 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı sütü tencereme ilave edip kaynatıyorum. Şerbetimiz bir taraftan kaynarken ben de baklavamın tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerindeki köpüğü alıyorum. Bu şekilde. Tereyağımız da hazır. Kare şeklinde borcam kullandım. Taban kısmını bu şekilde yağladım. Baklavalık yufka olarak küçük paket olan 25 adetlik paketi tercih ettim. Kare borcamın şeklinde ise kestim. Bu şekilde kesilen parçaları da aralarına ilave ettim ve yağladım. Her kata yağ sürüyoruz. 20. katta ise üzerine kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Her yerine gelecek şekilde elimle de dağılımını yapıyorum. Sonrasında üzerine yufka serip yağlamaya devam ediyorum. Yufkalar bitene kadar işlemi bu şekilde tekrarlıyoruz. Her kata özenle bu şekilde yağlıyorum. Yağladıktan sonra da özenle kesiyorum. Ben bir rulet yardımıyla önce bir iz bıraktım. Düz bir şekilde. Sonrasında kestim. Siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Yağımı son bir kez kaynattım. Kaynatma sebebim ise baklavadaki o bombeli kısmı vermek için tereyağımızın kızgın olması gerekiyor. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde üzerine aktarıyorum. Fırça yardımıyla da her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Yağlama işlemim tamamlandıktan sonra 200 derecelik fırında pişiriyoruz üzeri kızarana kadar. Evet, baklavalarımız pişti. Şerbetim de hazırdı zaten. Her ikisinin de ılık olması gerekiyor. Bu şekilde üzerine gezdiriyorum. Şerbetim tam kıvamında oldu. Kesinlikle içerisine krema veya dondurma ilave etmeme gerek kalmadı. Bu şekilde tamamını üzerine gezdiriyorum. Ve 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Baklava dinlendikten sonra süsleme kısmına geçiyorum. Ben süsleme olarak Antep fıstığı tercih ettim. Sizler kakao da serpebilirsiniz ya da çikolata parçaları da kullanabilirsiniz. Ben şerbetli tatlılarda kakao ve çikolatayı çok yakıştıramadığım için bu şekilde Antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. Sizler de damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sunumum hazır. Sizlere de şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hoşça kalın.